Merhaba sevgili çocuklar. Önceki derslerimizde paranın bir değişim aracı olduğunu ve bir ürün satın aldığımızda karşılığında para ödediğimizi öğrenmiştik. Bugünkü çalışmamızda paralarımız ile ilgili problemler çözeceğiz. Önümüzde bir tablomuz var. Bu tabloda 5 ürünümüz var. Saat 65 TL, oyuncak araba 37 TL, top 50 TL, kalem 6 TL, defter 19 TL olmak üzere. Problemleri yukarıda verilenlere göre yanıtlayalım. İlk problemimiz şöyle: saat ve oyuncak araba alan bir kişi kaç lira öder? Öncelikle saat ve oyuncak arabanın fiyatına bakacağız. Saat 65 TL, oyuncak araba 37 TL. Her ikisini de almak istiyorsa bu kişi, her ikisi için de ikisinin fiyatını tutarı kadar parayı satıcıya ödemelidir. Evet, bunun için toplama işlemi yaparız. Saatin ve oyuncak arabanın fiyatını toplayacağız. Toplama işlemi yaparken unutmayalım. Önce birlikler, sonra onluklar çocuklar. 5 ve 7 birliğimizi topladık. 12 birlik. 12'nin ikisini yazdık. Elde var bir onluk. 6 ve 3 onluğumuz da onluklar hanesindeydi. Toplam 10 onluk. 2'nin yanına yazdığımızda 102 TL elde etmiş olduk. Demek ki saat ve oyuncak araba alan bir kişi 102 TL ödemelidir. Sonucuna vardık. Evet, sonraki problemimize geçebiliriz. Sonraki problemimiz şöyle: Beren'in 89 TL'si vardır. Top ve oyuncak araba satın alan Beren'in kaç TL parası kalır? Yine iki ürün satın almak istiyor Beren. Top 50 TL, oyuncak araba 37 TL. Beren'in de bu iki ürünün fiyatlarının toplamı kadar parayı satıcıya ödemesi gerekir. Evet, 50 ve 37'yi toplayacağız. Alt alta toplama işlemi yapıyoruz çocuklar. Önce birlikleri yine toplamalıyız. Evet, 87 TL elde ettik. 0 ve 7'nin toplamı 7. Birlikler hanesine yazdık. 5 ve 3'ün toplamı 8. Demek ki Beren top ve oyuncak araba için 87 TL ödemelidir. Peki Beren'in kaç lirası vardı? 89 TL'si vardı çocuklar. 87 TL ödemesi gerektiği için aradaki fark kadar, yani 89 cebindeki para, 87 ödemesi gereken para. O zaman bu ikisinin farkı kadar olan para Beren'in geri kalan parası olacak. Evet. Yine önce birlikleri çıkardık. 9'dan 7 çıktı 2. Onluklarda 0'dan 0, 8'den 8 çıktı. 0 kaldı. Böylece Beren'in 2 TL parası kalmış olduğunu öğrendik. Evet çocuklar, sonraki probleme geçiyoruz şimdi. 3 tane kalem satın alan Çınar satıcıya 20 TL verdi. Çınar kaç TL para üstü almalıdır? Evet çocuklar, bir kalemin fiyatına bakıyoruz, 6 TL. Ama Çınar 3 tane kalem satın almak istiyor. O zaman satıcıya 3 tane 6 TL ödemelidir. Her bir kalem için bir tane 6 TL ödeyecek çocuklar. O zaman 3 tane 6. 3 tane kalem için 3 çarpı 6, 3 kere 6 ya da 3 tane 6. Bunlar biliyorsunuz aynı sonuca götürür bize. Evet, 3 kere 6 diyoruz. Yani 3 çarpı 6. Evet. Çınar 3 kalem için 18 TL, 3 kere 6 eşittir 18 işlemiyle 18 TL para ödeyecek. Peki ama Çınar satıcıya ne kadar vermişti? 20 TL vermişti. O zaman Çınar'ın ne kadar para üstü alacağına bakalım. Çocuklar, kalemlerin tutarı 3 kalemin fiyatının toplamı olan ya da 3 kere 6'nın sonucuna
elde ettiğimiz 18 TL. 20 TL ile 18 TL'nin farkı kadar olan parayı Çınar geri almalıdır. Peki, fark bize hangi işlemi hatırlatır her zaman? Çıkarma işlemini hatırlatır. Çünkü fark çıkarma işleminin terimlerinden birinin adıydı biliyorsunuz. Fark ya da kalan. İşlemimize yine bir göz atıyoruz. 20 burada eksilendir. 18 çıkan, 2 kalan. Çınar 2 TL para üstü almalıdır diyoruz. Evet çocuklar, bu problemimizde 2 tane kalem ve 1 tane defter satın alan Ata satıcıya kaç TL vermelidir? Sorumuz bu. Evet, Ata 2 tane kalem alacak, 1 tane de defter. 2 kalem için önce ne kadar para ödemeli ona bakalım. Yine bir kalemimiz 6 TL. 2 tane kalem 2 çarpı 6 TL'den eşittir 12 TL diyoruz. 2 kere 6 12. 2 tane 6 12. 2 kaleme ödeyeceği para. Ama Ata bir de defter satın almak istiyor. Ve defterin fiyatı 19 TL. Onu da satıcıya ödemeli. Demek ki kalemlere ödeyeceği 12 TL ile birlikte deftere ödeyeceği 19 TL'yi de ödemesi gerekiyor. Evet, bu durumda defterin tutarı olan 19 TL ile kalemlere ödeyeceği 12 TL'yi topluyoruz çocuklar ve 31 TL elde ediyoruz. Önce onlukları topla, önce pardon birlikleri topluyoruz. 9 artı 2, 11, 11'in 1'i elde var. Biri diğer onluklara ekledik. 2 tane onluğumuz oldu. Sonra 12'deki onluk 3 onluk elde etmiş olduk. Ve böylece Ata'nın satıcıya 31 TL ödemesi gerektiği sonucuna vardık. Evet çocuklar. Bu problemimizde Pelin'in cebinde 3 tane 10 TL, bir tane de 5 TL vardır. Saat satın almak isteyen Pelin'in kaç liraya ihtiyacı vardır? Çocuklar, Pelin'in parası 3 tane 10 TL 30 TL, bir tane 5 TL 5 TL. Evet, bir de burada saatin yani alacağı ürünün fiyatını görüyoruz. 65 TL. Pelin'in cebindeki paranın toplamını bulduk. 30 ile 5'i topladık. 35 TL Pelin'in cebindeki para. Saat 65 TL. Çocuklar, saatin fiyatı kadar para ödemesi gerekiyor ama 35 TL'si var. O zaman 65 ile 35'in farkı kadar paraya ihtiyacı olacak. Yine gördüğünüz gibi fark çıkarma işleminin terimi. Eğer bir fark bulmamız gerekiyorsa çıkarma işlemi yaparız. Yine ne yaptık çocuklar? 65 ile 35'in farkını bulduk 30 TL olarak ve Pelin'in ihtiyacı olan para 30 TL'dir dedik. Pekala sevgili çocuklar, çalışmamızı burada bitiriyoruz. Akademik kanaldaki ders videolarını mutlaka izleyin. Hatta çok iyi kavramadığınız bir konuysa birkaç kez izlemenizi öneriyorum. Buradaki dersimizi bitiriyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.